İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki parti yöneticileri Yenice'de esnafları ziyaret etti. Yeniceliler Akşener'e sıkıntılarını anlattı ve Akşener de onlara seslenerek onlarına sahip çıkacağını ifade etti. Ne mutlu bize. Turizme aday bir ilçeyiz. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Siftah durumunuz nedir? Siftahımız yok efendim. Bugün hiç yok mu? Bugün yok. Yok gibi bir şey. Genellikle mesela yaptınızsanız bir siftah ve ikisi ne yerini işaret edin? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Genelde erkek grup. Ama mesela takım elbise mi yoksa sadece yok. Direkt mi tişört mü? Burada doğalgaz var mı? Yok. Yok, normal sobayla ısınıyorsunuz. Elektrik nasıl? Elektrikten çok şikayet ediyorlar. Yani elektrik yok başkanım. Yani 400'ün altında elektrik ödediğimizi hiç görmedim. Hep 400 üstü. Dışarıda bir de çok kesin. Sen ne kadar siftah yaptın? Para sormuyor. Bir parça şey satın. Ne sat? Ne tür bir şey sattın? Yani bisiklet malzemesi. Sattın. Evet. Başka da bir şey sattın? Yok. Vay be. Tam 1,5 yıl olmuş, bugün Karabük'te, Karabük ilçelerinden Yenice'deyim. Normal şartlarda esnaf gezeriz, onu dinleriz, sonra grup konuşmamda o aldığımız bilgileri paylaşırız, o bilgilerin karşılığında neler yapılması gerektiğini söyleriz ve iktidarın dikkatini çekmeye çalışırız. Ama bugün enteresan bir biçimde Yenice ilçemizde sizlerin burayı şereflendirdiği ve Meral Hanım, kiminiz Meral abla, çık bize bir iki kelam et dediği bir durumla karşı karşıyayız. Allah şahittir, nutuk atmaya gelmemiştir. Ne konuşuyor o tarihte bir şey bilmiyorum. Şimdi biraz evvel bir genç kardeşim yazmış. Diyor ki mesela bunun peşine düşeceğim. Diyor ki Yenice ilçemizin hem Karabük hem de Zonguldak yolu tek şerit yılda yaklaşık 100 ölümlü ve yaralamalı kaza alıyor. Bu Batı Karadeniz üvey evlat mı? İlla Doğu Karadeniz mi olmak lazım? Duble yol istiyoruz. Şimdi ama bu arada bak il başkanımız diyor ki o diyor bu yolda yoktu, onu da yapan Koray Aydın'dı. Şimdi Allah razı olsun, taş üstüne taş koyandan Allah razı, ama takipçisi olacağız. Ormanla ilgili sorunlarınız var, onu söyledi arkadaşlar, onun da takipçisi olacağım. Evet bak, doğalgazla dediler. Şimdi var ya, var mı arttıran durumundayız. Ne isterseniz isteyin, ona göre ben de takipçisi olacağım. Çok teşekkür ediyorum.